Merhabalar, Meralce kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Filmlerden, dizilerden ya da kitaplardan duymuş olabilirsiniz ünlü seri katilin ismini. Kurbanlarını öldürdükten sonra iç organlarını çıkarttığı için bu lakapla anılan Karın Deşencek, uzun süre dönemin gazete manşetlerinde yer almış, Londra'da yaşayan insanların kabusu olmuştur. Modern zamanların ilk seri katili olarak da ifade edilen Karın Deşencek, tıpkı Ted Bundy gibi yalnızca kadınları öldürmüş, hiçbir zaman yakalanamadığı için efsane haline gelmiş, adı operalarda, çizgi romanlarda, oyunlarda ve şarkılarda dile getirilmiştir. Peki sırlarla dolu olan Karın Deşencek sahiden kimdir? Aynı kişi tarafından işlendiği kesinleşmiş 5 kadını katletmekten sorumlu cani neden bulunamamıştır? Gerçek kimliğinin ortaya çıkarıldığı yönündeki söylentiler ne kadar doğrudur? 1888 yılının ikinci yarısında başlayan cinayetlerle tanınmaya başlamıştır. Jack the Ripper, yani Karın Deşencek. Tümü kadın olan kurbanlarını hayat kadınları arasından seçmiş, önce boğazlarını keserek onları öldürmüş, sonrasında da iç organlarını çıkartmıştır. Bilinen ilk cinayetini 31 Ağustos 1888 gecesinde işlemiş. Londra'nın doğu yakasında bulunan Whitchapel mahallesinin arka sokaklarını kana bulamıştır. Aslında bu mahalle cinayetlere, kavgalara pek de yabancı değildir. Fakat acımasız katilin işlediği cinayet diğerlerinden çok ama çok farklıdır. Batakhaneleri, meyhaneleri, sarhoşları ve hayat kadınları ile ünlü olan Varoş Mahallesi'nde bir sürü farklı millet yaşamaktadır. Ve böylesine bir mahalle bile Karın Deşencek'in kurbanına yaptıkları karşısında şok olmuştur. Çünkü kimliği belirsiz katil Mary Ann Nichols isimli kurbanının önce boğazını kesmiş, ardından da onu pek çok farklı yerinden bıçaklamıştır. Ve bu cinayet hiç kimse tarafından görülmemiştir. Kurbanını delik deşik ettikten sonra ortadan kaybolan katil artık pimini çekmiş, saçacağı dehşetlerin startını vermiştir. Bölgede yaşayan insanları fazlasıyla tedirgin eden olayın bir benzeri de 8 Eylül 1888'de yaşanmış. Kurbanın vahşice katledildiği cinayette Annie Chapman'ın boğazı kesilmiş, karnı defalarca bıçaklanmış ve rahmiyle birlikte bütün iç organları dışarı çıkartılıp parçalanmış. İlk olay mahallinden 800 metre uzaklıkta pansiyon olarak kullanılan bir binanın arkasında işlenen bu cinayetteki kurban 47 yaşında bir hayat kadınıymış. Olaydan sonra etraftaki şu söylentiler hızla yayılmış. Gazete manşetlerinde yer alan haberlerle birlikte katilin deri önlüklü, şapkalı ve pelerine benzeyen uzun paltolu biri olduğu yönünde dedikodular ortaya çıkmış. Ayrıca elinde bir çanta ile dolaştığı söylenen şüphelinin suç aletlerini bu çantada taşıyor olabileceği düşünülmüş. Cerrah ya da kasap olmasından kuşkulanılan katil, birkaç hafta sonra polis merkezine gönderdiği mektupla dikkatleri iyice üzerine çekmiş. Karın Deşencek imzası ile yollanan mektuptaki şahıs, polisin katili yakaladığı yönündeki haberlere çok güldüğünü, işini cinayet işlemeyi çok sevdiğini ve buna devam edeceğini belirtiyormuş. Polisle birlikte gönüllü kitleler tarafından başlatılan aramalar hızla devam etse de katil bulunamıyormuş. Ve mektubun polisin eline geçmesinden yalnızca 2 gün sonra Karın Deşencek 3. ve 4. cinayetini işlemiş. Elizabeth Street adında İsveçli bir hayat kadını olan kurbanın iç organlarını tamamen çıkartamayan kurban, aynı gece Catherine Edwards ismindeki 43 yaşındaki hayat kadınını da katletmiş. Kadını ıssız bir medyada götürdükten sonra önce boğazını kesmiş, sonra da karnını tamamen yararak kadının sol böbreğiyle birlikte oradan uzaklaşmış. Polisler o gece olay mahalline yakın bir alanda tebeşirle yazılmış
Yahudiler boş yere suçlanmaması gereken kişilerdir sözüyle karşılaşmışlar. Ve bu yazının sonrasında katilin bir Yahudi olabileceği ihtimaline yoğunlaşılmış. Bu cinayetin ardından polis merkezine karın deşencekten "From Hell, cehennemden gelen" diye başlayan bir mektup daha gönderilmiş. Ve yazı stili ilk mektuptan daha farklı olan bu mektubun gerçek katile ait olduğu anlaşılmış. Çünkü mektubun yanında Edwards'a ait olduğu belirtilen bir de yarım böbrek varmış. Yani ilk mektup haricinde diğer iki mektubun Karın Deşencek'e ait olduğu görüşü kabul edilmiş. Karın Deşencek'in son cinayeti olarak düşünülen katliam ise 9 Kasım gecesi gerçekleştirilmiş. 3 aylık hamile olan bir hayat kadını ile onun odasına giden katil, kadının iç organlarını soğukkanlılıkla dışarıya çıkartarak bunları etrafa yerleştirmiş ve olay yerinden Mary Kelly isimli kadının kalbini alarak ayrılmış. Bu vahşetten sonra Karın Deşencek'in tarzında başka bir olay yaşanmamış. Ortadan kaybolan katil hakkında sayısız teori ortaya atılmış. Onun bir kasap ya da cerrah olabileceğine inanılarak civarda pek çok araştırma yapılmış. Hatta şüphelilerin arasında soylu İngilizler bile varmış. Fakat hepimizin bildiği gibi katil hiçbir zaman bulunamamış. Dosyası da 1892 yılında tamamen kapatılmış. Karın Deşencek'in kim olduğuna dair farklı yorumlar yapılmıştır. İlk başta semtte yaşayan Rus ve Polonya Yahudileri araştırılmış. Ancak bu araştırmalardan bir sonuç çıkmamış. Ardından Clarence Dükü Prens Albert Victor Montek Dükü isimli bir avukat, ressam Walter Stickert, yazar Lewis Carroll gibi pek çok isimde şüpheliler listesine dahil edilmiş. O dönemler katili bulabilmek için 2000'den fazla kişi sorguya çekilmiş. Yüzlerce kişi araştırılmış ve 80 kişi gözaltına alınmış. Suçlu profili polis doktoru Thomas Bond tarafından çıkartılmış. 5 kadın cinayetinin de aynı kişi tarafından işlendiği belirtilmiş. En eski suçlu profili olarak da bilinen Bond'un görüşüne göre 4 kadının boğazının da sağdan sola doğru kesilmiş ve kadınların boğazları kesilirken yatıyor pozisyondalarmış. Bond ayrıca katilin anatomik bilgiye sahip olduğunu da ekleyerek onun aşırı cinsel istek duyma hastalığı ya da dinsel hezeyanlara sahip olabileceğini de yorumlarına eklemiş. Daha sonra yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde. Yazar Stephen King'de göre cinayetler masonluğun işiymiş. Başka bir yazar Patrick Cornwell göre ise Karın Deşencek İngiliz ressam Walter Richard Sticker imiş. Richard Wallace ise Alice Harikalar Diyarı'nda kitabının yazarı Lewis Carroll'un cinayetleri işleyen kişi olduğunu savunmuş. 21. yüzyılın profil uzmanlarına göre katil zanlısı Yahudi bir tüccar olan Jacob Levy'dir. Cinayetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapan Levy'nin ölüm raporunda frenge hastası olduğu yazıyormuş. Ve ilk cinayetin frenge hastalığını tedavi ettiği bilinen hastanenin önünde işlenmiş olması ihtimalleri güçlendirmektedir. Profil uzmanlarına göre Jacob Levy hastaneden düş kırıklığı ile çıkıp öfkeyle cinayeti işlemiş. Hayat kadınlarını öldürmüş olması da onun frenge hastalığını bir hayat kadınından kapmış olması olarak açıklanmış. Levy'nin karın deşencek olma ihtimalini arttıran başka şeyler de var. Mesela son cinayetten 2 yıl sonra ölen Levy'nin karısı, kocasının işlerinin kötü gittiğini ve onun hayaller gördüğünü söylemiştir. Ayrıca cinayetler Levy'nin kasap dükkanının yakınlarında işlenmiş. Cinayetlerin üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen hala konuşulan karın deşencek üzerine yapılmış sayısız farklı yorum bulunmaktadır. Efsanevi katil adına 2015 yılında Doğu Londra'da Jack the Ripper Museum, Karın Deşencek Müzesi açılmıştır. Ayrıca Karın Deşencek 2006 yılında BBC History Magazine tarafından tarihin en kötü İngiliz'i seçilmiştir.
hakkında en çok yazılan suçlu profili olarak da bilinen Jack, pek çok filme, kitaba, oyuna ve şarkıya da konu olmuştur. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan bir inceleme sonucunda karın deşen Jack'in gerçek kimliğinin ortaya çıkartıldığı belirtilmiştir. Ünlü bir iş adamı olan Russell Edwards, yapılan açık arttırmada Jack'in kurbanlarından Catherine Edwards'a ait kanlı şalı satın almış. Şaldaki kandan yapılan DNA testinde katilin Polonyalı berber Aaron Kozminski olduğunu göstermiş. DNA uzmanı Dr. Jerry Lohalli'nin açıklamasına göre, karın deşen Jack o dönemlerde sorgulanan şüpheliler arasındaki Yahudi berber Aaron Kozminski'nden başkası değilmiş. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.